Merhabalar. Yatırım ve Finans hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber eskisi gibi Aralık 2023 Ocak 2024'te olduğu gibi tekrardan bizi 10 kat yukarı çıkarabilecek, çoğu hisseyi 4-5 kat yükseltebilecek yazılım rallisi başladı mı? Bundan bahsedeceğiz. Biraz endeksin genel durumu, videonun sonuna doğru da bu Borusan Yatırım, Borsa'nın hisselerinin onlar da çünkü geçen sene 10 kat gitmişti. Bu rally tekrardan bunu 10 kat götürür mü bunlardan bahsedeceğiz. Dolu dolu bir video olacak. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup sonuna kadar izlemeniz. Ayrıca daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Orada da çok değerli videolardan, kendi alım satımlarından ve al sinyali veren hisselerden bahsediyorum. Özellikle iş insanı üyelik seviyesinde her video var. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Öncelikle birazcık endeks hakkında konuşacağım arkadaşlar ardından diğer kısımlara geçeceğiz. Endeks arkadaşlar bugün az önce hafiften pozitife geçer gibi oldu. Sonra tekrardan düşüşünü yaptı ki bunun sebebi aslında piyasalardaki büyük hacimsizlik. Öyle net bir satış dalgası yok. Şu an piyasalarımızda hacim yok. Ve bu dünyadaki arkadaşlar piyasa sıkıntıları ve bizim hacimsizliğimiz piyasalarımızı kötü etkiliyor ki az sonra aracı kurum dağılımında göstereceğim sizlere. Gün içerisinde 9572 destek seviyesi gözüktü. Ve şu anki destek seviyeniz bakın net bir şekilde şüphesiz bir şekilde 9570 9572 seviyesi Bollinger bandıyla daha önceki 26-27 Ağustos'taki destek noktasıyla ve bugünkü destek noktasıyla net bir şekilde belirlenmiş oldu. Hala indeksimizin 9600 arkadaşlar 9572 noktası kadar inme şansı olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kripto piyasalarımızda belli bir düşüş var. Özellikle Bitcoin 54.000 civarında, Ethereum da 2200 civarına geldiğinde alımlar yapılabilir. Altın tarafına geçtiğimizde ise düşüş olmasına rağmen belli bir süre yatay seyir devam edecek gibi duruyor. Gümüşleri yine 27.5 TL civarına kadar gelebilir ama yatay seyir belli bir süre devam edecek ardından tekrardan toparlayacaktır. Yurt dışı piyasaları da pozitif açtı diyebiliriz. Şimdi aslında ben bugün reel bir düşüş olduğunu düşünmüyorum piyasalarda. Bakın mevcutta 0.28'lik bir düşüş var. Ama gerçekten evet birçok hissemiz eksi. Ama bununla beraber gerçekten pozitif hisseler de var. Buradaki eksilere bakmayın bunlar çok eksi gelmiş yoksa borsanın çoğu şekilde değil. En azından bugün öyle değil. Bugünkü asıl düşüşün sebebi Halk Bank'ın 2.76 Yapı Kredi'nin eksi 0.33 Garantinin 1.76 Halk Bank'ın eksi 1.5 İşin eksi 1.1 ve Vakıf Bank'ın eksi 1.9 olan büyük sert bankacılık sektörü düşüşleri en sert etkiyi bankacılık sektörü endekse verdi. Aracı kurum dağılımında ise gerçekten hacimsiz bir gün bakın. En büyük alıcı iş garanti evet güzel bankalar ama piyasada hacim yok. Ak yatırımı 7 milyar TL. Garantinin 8 milyar TL. iş yatırımının 21 milyar TL hacmi var ki. BOFA da şu an alış tarafında 215 milyon TL ile hacim yok. 26 milyar TL BOFA için gerçekten ama gerçekten arkadaşlar kötü bir hacim. Bununla beraber satış tarafına geldiğimizde HSBC 772 satmış. Bu da bence yüksek bir hacim değil. Yani en yüksek hacimli banka 2 gündür yap kredi. Arkadaşlar Bank of America bir yerde en yüksek hacime sahip değilse o piyasa hacimsizdir. Ve 2 gündür piyasalarımızın sıkıntılı olmasının sebebi aslında Bank of America'nın hacimsizliği. Ve belli bir süre daha böyle giderse biz tekrardan 9.572 seviyesine geleceğiz. Belli bir süre 9.400-10.100 bandlar arasında bir aşağı bir yukarı yönlü hareketlerimizi devam edeceğiz. Bu arada sizden ricam arkadaşlar Instagram hesaplarını açıklama kısmında linki var. Ayrıca Twitter hesabını takip etmeyi unutmayın. Şimdi bunu geçiyorum hızlı bir şekilde. Asıl konularımıza gelelim. Bilişim yazılım sektörü arkadaşlar. Bilişim yazılım sektöründe bugünlerde de, hatta borsada da şu an en çok konuşulan konu şu. Benim katıl telegram grubumda da şu an çok fazla konuşuluyor sorular geliyor. Hatta dün katıl canlı yayınımız vardı orada bunları cevaplamıştık. Arkadaşlar yazılım 10 kat gelecek mi? Bu sorunun sorulma sebebi şu. Geçmişte Ardiz'e geldik. Ardiz arkadaşlar her şeyin başlangıcını seçimlere bağlıyorum ben. Piyasada hacim gelme tarihi seçimler. 6 TL civarlarından 60 TL civarlarına 10 kat. Kafeinde yine seçimlerde arkadaşlar bakın. Burada 19 TL olan ise 200 TL 10 kat hatta daha üzerinde. SmartX seçim dönemlerinde 6 TL 70 TL civarlarına geldiğine 10 kat ve daha üzeri artışlar yaptı. Bunlar kesinlikle doğru buna bir itirazım yok. Ama o zamanlar başka bir etken vardı. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bizim şu an endeksimiz aşırı hacimsiz bir piyasada. Gerçekten piyasada hacim denen şeyin hiçbir şey kalmadı. Hacim yok. O zamanlar seçim dönemlerinde 4500'den hızlı bir şekilde 8300'lere. Hatta bakın 10.000'lere. 10. Hadi rally diyelim ki ee, Şubat'ta bitti. 8.000'lere %100 artış yapan bir dönemdeydik. Ardından Şubat'ın sonuna 9500'lere geldi. Böyle bir dönem olmadan yazılımda büyük bir rally'den söz edemeyiz. Böyle bir şey yok. Ben de çok isterdim size gaza getirmiyor. Hadi yazılım rally'si, hadi yazılım rally'si ki ben şahsım adına yazılıma çok güvenen bir insanım ki bunu daha önce çok defa paylaştık. Kafein de benim aşırı sevdiğim hisselerden biri. Şu an aşırı sert artış yaptı. Hatta bir soru gelmişti sabah Telegram grubuna. E, kafein tavan serisi devam eder mi diye. Kafein arkadaşlar tavanı bozdu. Hatta devre kesti ve aşağı doğru 2.47 seviyelerine kadar geldi ki az sonra teknik seviyelerinden bahsedeceğiz. Az sonra yazılım seviyelerinde arkadaşlar artık ben sert yükselişlerin bittiğini mesela kafein tarafında 114-115 TL belki ama sektör olarak büyük rally'nin başlamadan sonuna gelindiğini düşünüyorum. Öyle sert artışlar burada olmayacak. Peki bu artışların sebebi neydi? Çünkü tüm sektör artı da arkadaşlar artışların bir sebebi var. Ardeyiz. Güzel ise fena bilanço gelmedi. Net borçlar falan gayet yerinde, çarpanları aşırı ucuzladı, kesinlikle çok makul seviyelere geldi. Satışlarından net karına, varlıklarından öz kaynaklarına borçlarına kadar gerçekten güzel bir artış yaptı ki bunun da etkisini ardiyiz, hissemiz gördü. Hatta şöyle gösterebilirim sizlere, 35 TL civarlarından 38 TL civarlarına dönem olarak geçişini yaptı. %10'a yakın bir artışı gösterdi. Sert bir artış gelecek mi? Hayır bu hissemizin potansiyeli 38 TL. 38 TL üzerine çıkabileceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bu 10 kat sorunuzun cevabına da Ardiz bakımından hayır diyorum. Teknik olarak baktığımızda hala pozitif sinyal var. Ama ben 37-60 seviyeleri gözükürse satılmasının, kar alınmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ardiz'in artış sebeplerinden biri buydu. Smart'a geldiğimizde daha ikinci çeyrek plançosu gelmedi. Ayrıca arkadaşlar öyle iyi bir haberimiz falan da yok. Smart arttı mı? Bakalım arkadaşlar. Smart şu an en az atan olsa bile 28 TL civarından 34 TL civarına aşırı aşırı sert bir yükselişi yaptı. Yanlış yaptık. Bakın burada yanlış işareti aldık. Kusura bakmayın. Fiyat aralığını aldığımızda burada arkadaşlar %14'lük hatta rekor fiyatta %20'lik ikinci gün, iki gün üst üste tavan yaptığını gördük daha fazla yükselir mi? Ben bu hislerin yani bu seviyelerin bence daha fazla yükselebileceğini en azından kısa vadede düşünmüyorum. Smart'ın bir sebebi yok. Aslında Smart'ın yükseliş sebebi Ardiz'e az sonra göstereceğimiz bilanço dışındaki yükseliş sebebiyle aynı. Smart arkadaşlar ne? Düşük piyasa değeri, düşük ödenmiş sermaye, iyi çarpanlar. Bu yüzden arttı. Peki bu hisseyi tetikleyen şey neydi? Ben size söyleyeyim aslında her şeyi başlatan şey kafeindi arkadaşlar. Her artışın sebebi, her yükselişin sebebi kafein. Ki bunu katıl tarafında daha önce konuştuk biz. Orada da güzel kazançlar elde ettik. Ama bu yükseliş serisinin fazla olmayacağını, mesela katıl tarafındaki kişiler çoğu bugün hisseyi tabandan sattığını ben biliyorum. Güzel de kazançların ceplerini attılar. Siz de böyle anlık videolar için katıl tarafına gelmeyi unutmayın. Ayrıca Telegram grubuna da katılın katılıyor eline geldiğinizde özel iş insanı üyelik seviyesinde gönderiler kısmında bir telegram linki var ayın başında atmışımdır oradan sorularınızı sorabilirsiniz canlı yayınlar falan var orada da cevaplıyorum diyeceksin ki bilanço yok bir şey yok bu ise niye her şeyi arttırdı RDZ arttıran ikinci sebep bu Smart'ı arttıran direkt sebep bu ki kendisi de iki gün tavan yaptı sonrasında geri düştü yine bakın smartın artmasının sebebi şu kafeine çok benziyor düşük ödenmiş sermaye düşük piyasa değeri düşük çarpanlar. Kafeini etkilen şey ne? Akış kısmına geldiğimizde hisse dün 13 Eylül'deydi arkadaşlar. İkinci dönem geçici vergi beyannamesini yayınladı. Ve bu vergi beyannamesiyle bizim şirketin net kazancı ortaya çıktı ki bakın bir aşağı bir yukarı gidiyor hatta şu saatlerde artışa geçti. 5.5 civarına kadar hızlı artışlar yapıyor bir aşağı bir yukarı hisse gidiyor. Çok acımlı hisse bakın artacak demiyorum aşırı acımlı. Bu acımın gelme sebebi hissemizde gelecek muazzam bilançoyu, iyi bilançoyu fiyatlaması. Hatta bunu şurada göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bakın kafeinin teknik tarafını açalım ki çok değerli. Şu an 111 TL civarında işlem görüyor. İkinci günde tavan yaptı. Arkadaşlar dün bakın burada e, tradingden bakabilirsiniz haberler kısmı var. Dün de bir haber geldi. 6 aylık net kar 148 milyon TL diye ve kafeinin çeyreklik net dönem karı 25 milyon TL yani 123 milyon TL civarında bir net kar geldi ki bununla beraber satış oranları ve diğer veriler iyi gelecektir. Hissemizin hacimli olduğunu görebiliyoruz. Bakın şu saatlerde hissemiz daha bir dakika önce 4.5 iken bir anda kendini %7 civarlarına arttı. Önemli olan şey burada hacimdir. Ama buna rağmen ben aşırı sert bir yükselişi artık kafein taraflarına beklemiyorum. Güzel bir yükselişini yaptı. Belki bilanço sonrasında belki birazcık artabilir. Uzun vadede ise mutlaka toplamanız gereken bir hisse. Teknik olarak ne konuşabiliyoruz? Kafein hakkında dediğim gibi olay buradaki aslında gelecek bilanço fiyatlaması. Bollinger bandı artsa bile aşırı sert bir alımdan uzak durmamız lazım. Özellikle RSI seviyesi buradaki 66 bandlarına geldiğinde hissemizde büyük sıkıntılar çıkabilir. Hisse uçuşa geçiyor, kaçışa geçiyor diye bir anda gaza gelmenin bir manası yok bu yükselişlerin arkadaşlar düşüşleri olur. Veya yatay zemine geçmesi olur. Buradan 1000 TL civarlarına falan gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Uzun vade için toplanır mı? Kesin e, toplanır. Uzun vadede bir sıkıntı yok. Böyle yavaş yavaş toplayın çok güzel kazanç elde edersiniz. Ama kısa vade büyük kazançların olayı değil kafein. Güzel kazancımızı elde ettik. Yeter artık uzun vade için bakmak lazım. Ee, burada baktığımızda derinlik tarafında, alış tarafında Fena bir hacim yok. Bakın güzel bir hacim var piyasalarda. Alış-satış dengesi hem Ardiz'de hem Kafein'de iyi. Ki Smart'ta bile fena bir hacim yok. Ama arkadaşlar aracı kurumlara geldiğimizde... Bakın Ardiz'in en büyük ikinci alıcısı Bofa. Kafein denize Bofa almış. Biz Smart'ınız alıcıları sağlam. Çünkü Bofa satıyor burada. İş, vakıf, ziraat garanti almış. Genel olarak Ardiz ve Kafein sıkıntılı döneme girmiş bir hisse. Evet gelecek çok artacaklar. Özellikle Kafein beyazı artacak. Ama... Bu kısa vadeli artışların ardından tepki düşüşü gelme ihtimali var. Ben o tepki düşüşlerinde uzun vade alınmasının çok daha mantıklı olduğunu düşünen bir insanım. Bofa'nın aldığı yerde her an satışa satış gelme riski her zaman olacaktır. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Genel olarak yazılım sektörünün durumu buydu. Şimdi biraz daha Borusan ve arkadaşlar Borusan yatırımından bahsetmek istiyorum. Videomuzun ikinci konusu. Bugün de tavayı yaptı. Kendisi şu anlık 550 TL seviyesindeki bu direnç bölgesine geldi. Arkadaşlar. Ben artık kesinlikle ama kesinlikle Borusan'ın arkasında değilim. Buradan hisseyi 750 TL'ye gitti. Umurumda değil. Bugün itibariyle benim elimde Borusan falan yok. Dediğim gibi. Uçar, kaçar beni ilgilendirmez. Hisse 1000 TL'ye mi gitti buradan? Ben o kazancı elde etmedim. Çünkü şey var bizim sektöre çok fazladır bu kazanç elde ettim hisse 5 tavan yapar ben almıştım ben yapmıştım ben olmuştum benim mevcut verilerime göre RSI seviyesi çok şişti CCI emekli beya beya şişti yani bollinger bandının çok üzerindeyiz yani belki yarın da pozitif açacaktır mevcut verilere göre %6 %7 orada arkadaşlar benim elimdeki mal tamamen bitmiş olacak ben uzun vadede borusan tutacak bir insan değilim özellikle bakın borusan yatırımında burada tavan serisini bozmasıyla beraber 7.86 seviyesine gelmesiyle beraber sanki burada hissemiz hacim kaybı yaşadı gibi bir durum söz konusu. İki hissemizde de yarın da pozitif açacak olsa bile aşırı durumlar iyi değil. Özellikle borsa yatırımında gayet hacimsiz bir piyasa var. Borusan'ın hala hacmi iyi yarın pozitif açtırabilir. Dediğim gibi yarın pozitif açtığında benim evimde Borusan falan olmayacak. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir sadece benim kendi risk raporlarıma göre, benim kendi risk mantığıma göre Borusan şu anlık aşırı riskli bir fiyatsa alamıyorsunuz. Hemen şu an alışlar çok fazla alabilen yok şu anlık. Bu noktadan sonra alınmasını da mantıklı bulmuyorum. Yani belli rallilere ortadan girmek mantıksızdır arkadaşlar. Şine bakın başlıktaki ikinci soru bu. Yani Borusan da 10 katı artabilir sorusu geliyor bana Instagram üzerinden. Niye? Çünkü bu ise arkadaşlar zamanında 750 TL civarlarından 4600 TL civarlarına hatta Ağustos'ta 300 TL civarlarından geldi. Yani 10-15 katlık artışı bir iki yıl içerisinde bu işi de yaşadı. Artık böyle bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun? Sen çok mu biliyorsun dersen bu iki hisin artık niye 10 kat artmayacağını ben size söyleyeyim. Bu haberler çok konuştu. Ben videoyu çekmek zorundaydım. Çünkü her yerde bakın direktmen ya 8 kattan 10 kat artış 10 kat artış. 77 milyar piyasa değeri var bu şirketin. Arkadaşlar Borusan yatırımın 68 milyar piyasa değeri var. Nereye 10 kat artıyor Allah rızası için. Radara geldiğimizde bakın radara geldiğimizde Türkiye'nin en büyük şirketi Koç 450 milyar TL. Sen Koç'u %50 daha mı katlayacaksın? Sen garantiden Türk Karayolları'ndan Koç'tan büyük olacaksın? Hangi işinle olacaksın? Borusan pahalı bir hisse değil en azından PDD'de anlamında. Borusan yatırım aşırı pahalı bir hisse değil. En azından PDDD anlamında. Ama bu 700 milyar, 600 milyara gelebilecek bir hisse de değil. Özellikle bir de en çok uyardığım şey şu. Nereye kadar gideceğini %100 bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Aşırı sert bir artış yaparsa oradan tekrar bu hisseyi çakacaklar. Ben bu Mart aylarını çok uyardım. Çakacaklar, çakacaklar, dikkat edin çakacaklar. Ve yine diyorum. Yüksek sert bir yükseliş devam ederse bu hisseyle tavan fiyattan piyasaya çakacaklar arkadaşlar. Bu hissenin güvenirliği şu anki piyasamızda mevcut değil diye düşünüyorum. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi yazılım sektörü ilerleyen dönemlerde çok artacak. Peki şunu da söyleyeyim ne zaman artacak yazılım? Ben arkadaşlar yazılımın asıl artışını 2025 yılında ve özellikle 2025'in ikinci yarısından sonra bekliyorum diyebilirim. Ki ondan önce gelirse de ben bu kanalda sizlere paylaşırım. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ayrıca daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.